Bugün İTÜ hazırlık hakkında her şeyi konuşacağız. Bir anda Google Forms ve Google çöktü ve biz öyle kala kaldık. İnsanlar size kaçıncı sınıftasın diye sorduğunda bir mi desem, bir buçuk mu desem, iki diyemezsin. İkinci proficiency sınavı var. Bunda da geçemedik. Ağustos ayında bir daha bir proficiency sınavı var. Artık onda geçiyoruz. Lisenin maçkada can bulmuş hali diyeyim. Bizim devamsızlık gibi bir sorunumuz yok. Bu da bir avantaj sayılabilir. Bir şansınız daha olsa en baştan hangisini tercih ederdiniz? Okutun diyorum yani buradan. Hayır, buradan herkese... Okutun, okuyun, okutun. Herkese selam arkadaşlar. Bugün İTÜ hazırlık hakkında her şeyi konuşacağız. Video başlamadan önce aşağıdan hemen kanalımıza abone olabilirseniz bizi motive etmiş olursunuz. Ben Onur, Endüstri Mühendisi 3. sınıftayım. Hazırlığı bir dönem okudum ve B1 Plus kurundaydım. Merhaba arkadaşlar, ben Feyza. Ben de bu sene İTÜ'ye girdim. Hazırlıktayım şu an. Kurumda B1 Plus. Selamlar herkese. Ben Buse. Metodoloji ve Malzeme Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Hazırlığı geçen sene bir dönem okudum. B1 Plus'taydım. Evet, bu kadar. Ben Muhammed Talha Usta, makine 1. sınıfım. Geçen sene hazırlık okudum, 1 sene okudum ve kurum A2 başladı, B1 olarak devam etti. İTÜ hazırlık bir kere arkadaşlar, tüm bölümlerde zorunlu. Hazırlık okumak istiyor musunuz, okumak istemiyor musunuz diye size sorulmuyor. Ve şöyle bir olay var, okulu kazandığınızda kayıt olurken proficiency denilen hazırlık atlama sınavına da kayıt olabiliyorsunuz. Ve bu sınavda da 100 üzerinden 60 alırsanız hazırlığı atlamış oluyorsunuz. Böylece hazırlık macerası sizin için bitmiş oluyor. Diyelim ki bu hazırlık atlama sınavına girmediniz. Bu sefer de seviye belirleme sınavı var. İşte aldığınız puanlara göre kurlara ayrılacaksınız. Onu birazdan anlatacağız. Seviye belirleme sınavı da hiç girmezseniz, diyelim ki şehir dışındasınız vesaire, o zaman okul sizi direkt A1 ile başlatıyor. Kurlar, dersler, işte sınavlar, biraz bunlardan bahsedelim. Ben B1 Plus'tayken bizim toplam 3 dersimiz vardı. Bir ana kurs olan main course dersimiz vardı. Bu main course dersinde biz genel İngilizce gramerdir ya da kelimedir onları görüyorduk. İkinci olarak note taking and listening vardı. Bir yandan dinlerken bir yandan not alıp İşte ona göre dinleme sorularını yaptığımız ders vardı ve aynı zamanda writing yazdığımız essay derslerimiz vardı. Essay yazdığımız writing derslerimiz vardı, pardon. Evet, güzel. A1, A2, B1 ve B1 Plus olmak üzere toplam 4 tane kur var. B1 Plus en iyi kur olmuş oluyor A1'den başlayarak. Evet. Mesela sınavlarımız var. Cumulative, Mid-Year, Speaking Exam gibi sınavlarımız var. Cumulative'ler vize gibi düşünebilirsiniz hani. Ay ay oluyor, her ay düzenli olarak oluyor. Mid-Year Exam var. O da birinci dönemin sonunda oluyor ve daha çok etkiliyor. Yani final gibi düşünebiliriz bunu da. Ortalamaları bunlara göre belirleniyor. O ortalamayı da daha sonra proficiency'ye girmek için kullanıyoruz. Onun haricinde şunu da söyleyelim. Mesela dönem içinde de kurlar arası geçiş yapma şansınız oluyor. Bunu okul sanırım bir kere sağlıyor dönemde ama hani diyelim ki ben A1 kuruna denk geldim ama hani benim İngilizcem daha iyi, ben daha fazlasını hak ediyorum derseniz o zaman da okul size bu şansı veriyor, sınav yapıyor size. Dönem sonunda speaking exam diye bir sınav oluyor. Orada da böyle 5-10 dakika işte konuşmanızı test ediyorlar. Size bazı resimler üzerinden sorular soruyorlar gibi düşünebilirsiniz. Feyza, şu anda sen online okuyorsun. Bu hepimiz için yeni bir şey. Birçoğumuz da bilmiyoruz. Şu andaki İTÜ'ye gelecek arkadaşlar da umarım online olmaz. Bundan sonra gelecek arkadaşlar sizin için ama en azından senden de duyalım. Şu anki dersler nasıl gidiyor senin için, sınavlar? Açıkçası ben Maçka kampüsünde okumayı çok istiyordum. Hatta en başında acaba bahar dönemi yüz yüze olursa diye hazırlığı uzatsam mı diye düşündüm ama olmayacak gibi. O yüzden şu an bir dönemde bitirmeye çalışıyorum. Dersler aslında fena geçmiyor. Ben B1 Plus olduğum için benim sadece 2 gün dersim var. Main course 3 ders. Bir de writing'de bir dersimiz olmak üzere. Mesela geçen hafta bir sınav olmuştuk. Şimdi evet, normalde olay var. Evet, onu da Google Forms üzerinden yapmaya karar vermişler. Bir anda Google Forms ve Google çöktü sınav esnasında ve biz öyle kala kaldık. Umarım bundan sonra daha iyi olur diyelim. Ocak ve Şubat aylarında, şu andaki online dönemde Şubat ayında oluyor ama Ocak ayında oluyordu normalde yüz yüze de. Bir proficiency sınavına giriyoruz. Hazırlık atlama sınavına girme şansımız var. Ama bu da A2, B1 ve B1 Plus'ların girebildiği ve onların da dönem içi ortalamalarına göre girebildiği, belli bir ortalamayı tutturdukları takdirde girebildiği bir sınav. Sınavdan 60 üzerinden puan aldığımızda
hazırlığı geçip lisansa başlayabiliyoruz. İki günden oluşuyor sınav. Birinci gün 60 üzerinden değerlendiriliyor. Reading ve restatement yapıyorsunuz. İkinci gün 40 üzerinden değerlendiriliyor. Bunda da listening ve writing becerilerinizi ölçen bir sınav. Geçemedik diyelim. Bu Ocak ayındaki sınava geçemedik veya girmedik diyelim. Bundan sonra ne oluyor? Şimdi Talha'dayız. Talha, ikinci döneme devam ettin değil mi? Şöyle arkadaşlar, herkesin kurları artıyor. Şöyle diyeyim, A1'ler A2 plus oluyorlar. 1.5 kur atlıyorlar. A2'ler B1 oluyorlar. 1 kur atlıyorlar. B1'ler ise B1 plus oluyorlar. Yarım kur atlıyorlar. Bunun dışında farklı değişiklikler de oluyor. Mesela sınıflarımız full karılıyor. Bütün herkesin sınıfı değişiyor. Arkadaşlarınla biraz vedalaşmış oluyorsun herhalde. İlk dönemki arkadaşlarınla. İkinci döneme devam ettik diyelim. Temmuz ayı geldi çattı. İkinci proficiency sınavı var. Buna giriyoruz. Bunda da geçemedik. Ağustos ayında bir daha bir proficiency sınavı var. Artık onda geçiyoruz. Yani geçememe durumu oluyor tabii ama çok nadir. Ve artık hazırlığı geçiyoruz. Yani her İTÜ öğrencisi proficiency sınavına girmek zorunda arkadaşlar. Şöyle bir detay var, şunu anlatalım. Bu proficiency sınavının notu önemli. Niye önemli? 1. İleride Erasmus'a başvururken direkt etkili. 2. Lisansta ileri İngilizce dersleriniz olacak. Ve bu ileri İngilizce dersleri 2 tane. Eğer bu proficiency'den 60 ve 85 arası puan alırsanız ileri İngilizce derslerinin ikisini de alıyorsunuz. İngilizce 112 ve 201 olmak üzere. Ama 85 üzeri alırsanız İngilizce 112'den muaf sayılıyorsunuz, sadece 201 alıyorsunuz. Bu da böyle bir avantaj oluyor sizin için. Irregular'lık. Şuraya yazdım bak, irregular'lık. Şimdi irregular ne demek? İngilizce'de düzensiz. Biraz böyle kötü geliyor kulağa. Ama irregular sence düzensiz kelime anlamı taşıyor mu? Avantajları, dezavantajları, senin yaşadığın neler var? Aslında kelime anlamını biraz cık taşıyor, öyle diyeyim. Avantajları olarak okula, yani bölüm derslerimi almaya başladığım zaman kendi ders programımı kendim hazırlayabildim. Normalde İTÜ'de ilk döneminize başlarken İTÜ size okuyacağınız dersleri kendisi atıyor. Yani kendi ders programınızı hazırlayıp size ulaştırıyor bunu. Ama irregular olduğunuzda bunu yapmıyor. Siz kendi ders programınızı kendiniz hazırlıyorsunuz ve bence bu sizin için en büyük avantajlardan bir tanesi. Ben mesela öyle yaptığımda ilk dönem okullar kapanmadan önce bir günümü boş bırakmıştım. Çünkü çok uzakta oturuyorum. Yani Anadolu yakasında oturuyorum. Neredeyse 1,5-2 saatlik bir yol sürüyor benim okula gitmem. Hani 4 gün okula gidiyordum sadece. Pendik'te oturuyoruz arkadaşlar. Güzel. Pendik. İstanbul dışında şuradan, oturuyoruz. Şuradan göz damlacıkları aksın böyle, gözyaşları. Dezavantaj olarak şöyle söyleyeyim. İnsanlar size kaçıncı sınıftasın diye sorduğunda bir kalıyorsunuz. Hani bir mi desem, 1,5 mu desem, 2 diyemezsin. Tek dezavantajı bunu söyleyebilirim. Onun dışında irregularlıkta gayet kolay. Hiçbir fark yok normal okumaktan. Yani sen mutlusun irregular olduğu için. Ben gayet mutluyum. Evet. Şimdi ben de o zaman çok kısa söyleyeyim. Dezavantajlarına gelirsek, şöyle bir dezavantaj oldu bende. Normal şartlarda 2 dönem okuduktan sonra yaz oluyor ve siz çap yandal yatay geçişe başvurabiliyorsunuz. Ama irregular olduğunuz zaman bahar döneminden başladığınız için lisansa, siz 1 dönem okuduğunuzda Ağustos ayında başvurular oluyor ve bu başvurular sadece bir kere oluyor yılda. O yüzden siz bir kere ilk dönem başvuramıyorsunuz. Yani o yazı bir kere kaçırıyorsunuz. Ortalamanız yüksek olmasına rağmen. Sonra hani bir daha başvurabiliyorsunuz tabii ki. Ondan sonraki sene, bundan sonraki sene iki defa başvurabiliyorsunuz ama her başvurduğunuzda normal regular öğrencilere göre bir dönem ileride olduğunuz için genelde öğrencilerin ortalaması giderek düşer. Yani bende de öyle oldu. O yüzden hep bir ileride olduğunuz için ortalamanız düşükken başvurma gibi bir dezavantajınız oluyor. O yüzden ben istediğim yandala, çapa giremedim diyebilirim. Onun haricinde işte bazı bölümlerde derslerin açılmaması gibi durumlar olabiliyormuş arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla. Hani bir dersin sadece baharda ya da sadece güzde açılması biraz sizin için kayıp olabiliyormuş. Bir de bir yıl okumaktan biraz konuşalım. Nedir avantajı, dezavantajı? Lise 5 diye tabir ettiğimiz hazırlık sınıfımız daha samimi arkadaşlıkların oluşturulduğu, lisanslı arkadaşlarımızı bir kere, haftada bir kere görebiliyoruz. Bir sınıfı bir kere görüyoruz. Her zaman sınıflarımız değişiyor. Hazırlıkta bu yok. Hazırlık direkt lise gibi. Her zaman aynı sınıftasınız. Dönem dönem değişiyor. O yüzden ben hazırlığın bir sene okuyup böyle eğlenceli bir sene olarak geçirilmesini daha güzel buluyorum. Hani
Şöyle avantajlarımız da oluyor. Hazırlık Maçka kampüsümüzde danstır, gitardır, bağlamadır. Böyle kurslar yoğun olarak var zaten. Hani dersten çıktığınızda direkt o kurslara girebiliyorsunuz. Oradan arkadaş edinebiliyorsunuz. Yani sosyalleşme açısından gayet güzel bir ortam oluyor. Artıdan arkadaşlarınızla gidiyorsunuz. Beşiktaş 10 dakika, Taksim 10 dakika. Maçka Park zaten hemen dibinizde, gidip arkadaşlarınızla orada oturup sohbet edebiliyorsunuz. Çok güzel bir park, nezih bir park. Üniversite başında bunları yaşamak benim için çok güzeldi. Şu an hani dersler ağırlaştı. Hazırlıkta zaten dersler çok hafif lisansa göre. O yüzden de ben hazırlığın bir sene okunmasını daha uygun buluyorum diyeyim. Hani üniversite hayatınızın en güzel yılı olabilir. Doğru, evet. Üç, yani mantıklı geldi böyle an. Yani okumuşken bir sene okuyun gibi. Tamam. En son onu da bir şey yapacağız. Sonucu karara varacağız. Hangisi avantajlı olacak diye bizim için. Feyza'dan devam etmek istiyorum. Tabii ki sana avantajı var mı diye soramıyorum ama dezavantajı nedir senin için, yani hazırlığı online okum var mıdır? Belki de vardır avantajı. Yani şöyle avantajını söyleyebilirim. Ben bir sene daha sınava hazırlandım. O yüzden hazırlığı okumak istedim. Çünkü dinlenmek istedim. Yani bir dönemde olsa, iki dönemde olsa dinlenmeyi tercih ettim. Ama tabii ki de gidebilmeyi çok isterdim. Evet. Seni burada çok üzmek istemiyorum. Daha fazla yaranını deşmek istemiyorum. Umarım bu arada hepiniz de sağlıklısınızdır arkadaşlar. Sağlığınız yerindedir ve kısa zamanda da okulumuza geri döneriz diye heyecanla bekliyoruz. Şeye girelim biraz, böyle anılar. Hazırlıkta aklınıza ne kaldı? Yani o kadar okudunuz şimdi. Mesela ben masa tenisi. Yani aklında ne kaldı derseniz masa tenisi kaldı. Arkadaşlarıma buradan selamlar. Hazırlıktaki arkadaşlarıma bol bol teneffüs aralarında olsun, derslerden sonra olsun. Bol bol masa tenisi oynadım. Öğleden sonraydı bizim derslerimiz. Sınıfça sabah erkenden buluşup kahvaltı edip öyle ders dinlemeye gitmiştik. Çok güzel bir gündü. Orada gerçekten anladım artık, böyle hazırlık, üniversite tam o havadaydı. Çok hoşuma gidiyor. Benim hazırlık deyince ilk gelen şey bu aklıma. Şöyle diyeyim, benim derslerim öğleden önceydi. Bu yüzden herkes sabah geliyordu. Öğleden sonra da hani dersten çıkınca da saat 12.15 oluyordu. Yemekhane açılıyordu. Direkt yemekhaneye herkes hurra gidiyordu. Yemekten çıkınca da Maçka Parkı'nda gidip vampir köylü oyunu var. Herkes bilir herhalde. O oyunu oynardık. Yani tam bir lise havasıydı. Lisenin Maçka'da can bulmuş hali diyeyim. Son derste de hocamız bizim istediğimiz bir müziği açtı. Tarkan Kuzu Kuzu açtı işte hoparlörden. Sonra orada biz bir oynadık böyle. Hani son ders zaten, oynayalım biraz dedik. İTÜ'den en çok görüştüğüm arkadaşlarım onlardır. Ben bu arada bir de şeyi eklemek istiyorum Feyza. Online'da belki de mesela sınav avantajı olabilir. Kaynakların daha güzel, fazla kaynakların aktarılması falan. Bence evet, bu konuda bence bir avantaj var. Çünkü sürekli evde olduğumuz için yani ister istemez daha fazla derslerle odaklanmış oluyoruz. Yani şöyle, aslında bizim devamsızlık gibi bir sorunumuz yok. Bu da bir avantaj sayılabilir. Ama gerçi iki günde olduğu için, ama mesela kitaplara değinirsem, bu online sistemden yaptığımız için, yani çoğu insan öyle yaptığı için, açıkçası bence o aktiviteler çok fazla bana fayda sağladı. Ve hani gramer açısından olsun, cümleleri düzenleme açısından olsun, ben onların çok fazla faydasını gördüm. Şimdi böyle kan ter gözyaşı tabiri caizse, bir şansınız daha olsa en baştan hangisini tercih ederdiniz? Yani irregular mı, bir yıl okumak mı, online mı, yoksa atlamak mı? Yok, ben kesinlikle irregular'da kalıyorum. Bunu kesinlikle irregular okumayı tercih ediyorum. Online'ı zaten eledim, özür dilerim Feyza. Bir irregular oldu. Ben tabii ki birinci sınıf taraftarıyım. Hafif bir ders temposu var. Yanında istediğimi yapabiliyorum. İşte yüzme havuzuna çok sık gitmeye başladım. Kulüplerde çok aktif olabiliyorsun. Evet, kulüplerde zaten bayağı bir aktiftim. O yüzden benim için bir yıl okunması gerekiyor. Okutun diyorum yani buradan. Vay, buradan herkese... okutun, okuyun, okutun. Yani. Tamam. Valla ben de yani İngilizce seviyesi açısından düşünüyorum. Daha fazla öğrenebileceğim bir şey olmadığı için ben yine olsa yine irregular olurdum diyorum. Feyza, sen arkadaşlarından duyduğun kadarıyla hangisini tercih ederdin acaba? Ya da bizden şöyle, duyduğun kadarıyla. Ben de irregular olmayı tercih ederdim. Belki de olacaksın da yani. Yani umarım öyle diyelim.
Tamam, peki. Benim tavsiyem size bütün kulüplere de girin. Yani özellikle MDK'ya girin. Orada da aktif olmaya çalışın. Yeni çevreler oluşturun. Böyle nasıl diyeyim, kampüse gittiğinizde çay içebileceğiniz arkadaşlarınız olsun. Arayıp da hani 2 dakika bir çay içelim diyebileceğiniz arkadaşlarınız olsun. Biraz damardan girdi evet şu an. Özellikle bizi bu arada lise öğrencileri de çok izliyor. Buradan arkadaşlar size öpücükler gönderiyoruz. Sınavlarınızda, derslerinizde başarılar diliyoruz. İTÜ'ye gelmek isteyen arkadaşlar. Artık siz kendi kararınızı vereceksiniz. Bilmiyorum ne anladınız. Şu an kafanız karışmış olabilir. Herkes kendi kısmını tavsiye etti şu anda. Kararı size bırakıyorum. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza ne yapsınlar? Abone olun. Bir abone olun. Bir abone olun şöyle. Evet. Arkadaşlar bak görüyorum. İzliyorsunuz videoları, kanala abone olmuyorsunuz. Lütfen yani bizi motive edin. O zaman... Bir de videoyu da beğenmeyi unutmasınlar ama. Evet, videoyu da... Bak bunu güzel hatırlattı. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Bir de kulüpler toplantıları oluyor. Onları kaçırmamak için en hızlı yol Maçka'dan Ayaz Ağa'ya hangisi? Bunu da çekmişti Onur arkadaşımız zaten. Evet, onu da zaten. Şuradan... Onu da izleyin lütfen, yoksa kaybolabilirsiniz yani. Ben size diyeyim. Aynen. Görüşürüz, bak, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. O zaman görüşürüz, bay bay. Kendinize çok iyi bakın.